Ligimizi tanıyor, hoş geldiniz. Sevgili futbol severler, Erman Özgür'le birlikte her zaman olduğu gibi ligin nabzını tutmaya çalışacağız. Erman hoş geldin. Hoş bulduk Ali. Şimdi biraz hızlı, tempolu gidelim. Beşiktaş, maç eksiği olmasına rağmen lider. Evet. Ve şu anda belki de ligin en iyi forvet oyuncusuna sahip. Daha doğrusu görevini en iyi yerine getiren forvet oyuncusuna sahip. Katılır mısın? İstikrarlı şekilde görevini en iyi yerine getiren forvet oyuncusuna sahip diyelim. Hatta çok basit bir ayrıntı var. Antep maçında iki forvet arkadaşının hem Gezal'ın hem Larinas'larını değerlendirdi. Yani Beşiktaş forvet hattının birbirine olan uyumu şu anda Türkiye'deki en üst düzey uyum diyebiliriz. Aboubakar'a da Larine'e de bence son vuruşlar konusundaki geri dönüşün özellikle dinlenmeden öncekine göre çok daha farklı olduğunu söyleyeyim. Biraz yorgunluk emareleri vardı. Bunlar da finallere yansıyordu. Bence dinlendikten sonra, Beşiktaş bay geçtikten sonra finalleri daha iyi yapmaya başlayan iki forvet oyuncusu oldular tekrar. Peki Fenerbahçe'de hep konuşuyoruz. En fazla konuştuğumuz takımlardan bir tanesi Fenerbahçe. Biraz kadro zenginliğinden kaynaklanıyor. Erol Bulut'un açıklamalarından kaynaklanıyor. Zaman zaman kadroya göre oynadıkları futboldan kaynaklanıyor. Ama sanki bu hafta 3-0'lık bir galibiyet biraz daha taraftarın hani yüreğine belli ölçüde su serpecek bir galibiyetti. Futbol olarak nasıl buldun önceki haftalarla kıyasla? Skordan bağımsız soruyorum. Sezonun en iyi yarım saatini oynadılar. Ama bence bir taraftan da eleştirileri haklı çıkardılar. Herkes Fenerbahçe kadrosunun maçlara daha iyi başlaması gerektiğini, daha zaman zaman önde pres yapması gerektiğini konuşuyordu. Hı hı. Ama buna oyun olarak karşılık çok fazla veremiyordu Fenerbahçe. Bu sefer deplasmanda olmasına rağmen ki bu sene deplasmanda daha iyiler. Bunu çok net bir şekilde yaptı ilk yarım saatte. Pozisyonlar buldu, rakibine bastı. Biraz da Konyaspor'un oyun tarzı buna çok müsaade etti. Çünkü iç sahada oynayabilirsin ama rakibin Fenerbahçe ise topu göbekten oynamaya çalışmazsın kısa paslarla. Konyaspor bunda ısrar ettikçe Fenerbahçe'nin presi işe yaradı. Birçok pozisyon çıktı. Türkiye'nin serbest oyuncu profilinin en iyi tanımı Pelkas. Müthiş bir iş çıkardı. Sezon başından beri bu şekilde zaten. Mert Hakan doğru yeri Sosa'nın yanında buldu. Samuel nihayet skora dokundu. Valencia her zaman gibi hareketli falan derken Fenerbahçe için çok doğru bir maç başlangıcı. Bence maç kazanımının da anahtarı. Peki Galatasaray konusunda şimdi Galatasaray'ın bu sezon bazı maçlarda sadece kazanma alışkanlığının ve isminin yettiğini de gördük aslında. Yani en iyi oyunu ortaya koymadılar. Oynamaları gereken oyunu ortaya koymadılar ama yine de puan almayı başarlar, maçı kazanmayı başarlar. Ve o sayede de hala ligde şampiyonluk yarışının başrolünde yer alıyorlar. Güçlü kadro deyince ne gelir aklına? Kaliteli kadro, geniş kadro. Benim ne gelir? Her pozisyonda yeterli rotasyona sahip olmadığın gelir. Yani aslında her şeyi yapabilecek ve esnekliği de arttırabilecek bir kadro. Benim aklıma... Sakatlık olduğu zaman yerini rahat doldurabilecek. Kaliteli kadro deyince vasat oyunları bile kendi takımı lehine skor olarak çeviren oyuncular grubu gelir. Yani kaliteli oyuncu demek, çok kaliteli oyuncum var demek. Sen çok iyi oynamadığın bir maçı bile bu oyuncular üzerinden kazanabilirsin demek. Kötü oynama lüksü sağlayacak oyuncular. Büyük takım budur zaten. Kötü oynarken kazanır. Galatasaray'da bu tarz çok oyuncu var. Geniş kadrosu var. Bugün Belhanda'yı bıraktılar. Vazgeçtiler Belhanda'dan. Onu bertaraf edecek kalitede bir sürü oyuncusu var. Bunu yapabilirler. Böyle bakınca maçlara genelde Türkiye'de en iyi başlayan takımdır Galatasaray. Ondan sonra istediği oyunu daha rahat oynar. Ama Sivas maçında puan kaybetmesi sürpriz miydi dersen? Hayır. Ankara Gücü maçında kaybetmesi sürprizdi. Devamı kötü oldu. Biraz Fatih Hoca'nın bazı maçlardan sonra yaptığı rotasyonun boyutu büyüdükçe Galatasaray'ın oyun anlamında bir düşüşe geçtiğini düşünüyorum. Mesela Kupa'da Alanya'ya elendikten sonra 7 oyunculuk. Ankara Gücü'nde mağlup olduktan sonra Ankara'da 6 oyunculuk rotasyonlar. Enerjisi yüksek gibi gözüküyor Galatasaray'ın ama oyun anlamında o oturmuş oyunu biraz kaybetmiş gibi çok girdiler ceza sahasının içerisine. Mesela kaliteli takım dediğin zaman çok iyi oynamasa da Onyekuru üzerinden mesela Falcao üzerinden 45 kere ceza sahasına girmiş. Yani Türkiye'de bu sezon var mı bu kadar çok bilmiyorum ama hani Galatasaray rakip takım ceza sahasına 45 kere girebiliyorsa hücum etmekte çok zorlanmamış demektir. Ama Sivasspor koşu temposu olarak Türkiye'de her takıma koro koro cevap verir. Bu Peki, hafta da bunu gördüm. Bu konu özelinden şunu sorayım. Şimdi kadro kalitesi bu demek diye açıkladım. Fakat bu maçların sayısı artınca yani sadece bir oyuncunun kalitesiyle çevirdikleri maçların sayısı artınca aslında kadroda bazı dişlerde problem olduğunu da problem değil mi? Problem iç sahada iki kere yenik duruma düşmüş bir takım iki kere tepki vermiş. Rakip takım ceza sahasına 45 kere girmiş, 2 gol çıkarmış. Bence Galatasaray'ın problemi bireysel hatalar dedi. Mesela Lines'in yaptığı hatayı öngöremezsin. Teknik direktör buna müdahale edemez. Senin güvendiğin bir bek Yedlin'e göre daha savunması sağlam diye düşündü.
attı oraya. Rakibin en önemli silahı Max Gradel'in kurnazlığına yenik düştü. Hani bu maça 1-0 başlarsan geride, maç boyunca skoru değiştirebilmek için ekstra bir çaba demek. Galatasaray için yorgunluğun da anlamı bu oldu. Yine de maça daha yakın olan taraf, son dakikada öyle bir karambol yaşandı ki hani uzun zamanda unutulmayabilir. Mesela Mustafa Muhammed hamle de olsaydı, ilk 11'de başlasaydı, ceza sahası içerisinde bu tip karambolleri net vuruşlarıyla gol yapan oyuncudur. Mustafa Muhammed'in Ankara'da aldığı ceza belki de Sivas maçındaki 2 puan kaybına sebep oldu. Peki Trabzon'da neler yanlış gitti? Çünkü Trabzonspor büyük takımları hariç sanki diğer takımları kolay kolay kaybetmeyecek bir organizasyonda sahaya çıkıyormuş gibi, ama bu hafta bir kaza yaşadı. Problemi ne olarak? Kaza değil, problem şöyle. Problem maç maç bakılacak bir şey değil. Trabzonspor'un problemi genel anlamda kadro kalitesinin şampiyonluk adayı takımlara göre düşük kalması. Hayır, tabii. Bunda hemfikiriz. Yani ya mesela Galatasaray yetmiyor. Abdullah Avcı geldiğinden beri de kazanma konusunda bir istikrar yakaladılar. Kontrollü oyunu, sabırlı oyunu kendi lehine çevirmeyi başardılar uzun bir süre. Bir seri yakaladılar. Fakat Alanya'da bozuldu. Alanya çok enteresan bir takım. Topla ilişkisi çok iyi oyuncuları var. Rotasyon yapmış olmasına rağmen bu ilişkisi iyi oyuncular Trabzonspor'a göre gol bulma şansı daha yüksek oyuncular olarak dikkat çektiler. Mesela çok enteresandır. Davidson oyuna girdi. Çağdaş Hoca'nın tercihi değil de daha çok mecburiyetten girdi. Ama maçın adamı oldu 2 golle. Yani biraz kulübenin de gücü çok fazla. Yani Alanyaspor'un kadrosunun Trabzonspor'dan hiç aşağı kalır bir yönü yok. Hatta bazı bölgelerde fazlalığı vardı. Yani rakibin gücü biraz arttıkça Trabzonspor problem yaşamaya başlıyor. Trabzonspor rotasyon da yapamıyor. Hani hep aynı oyuncular üzerinden git. İşte avantajı ne? Gücü kendisinden daha az olan takımlara karşı da kolay kolay puan kaybetmiyor. Yani ne yapması lazım biliyor musun? Bir kere o sayede de 51 puana sahip. Geriye kolay kolay düşmemesi lazım. Takım halinde savunmayı iyi yapması lazım. Çünkü geriye düştüğü zaman kulübesi falan çok güçlü değil. Hani maçın son 20 dakikasını ben kulübeyle değiştiririm diyemiyor Abdullah Hoca. Ama yeni hedefler vardır futbolda. Şimdiki hedefi genç oyuncu yetiştirmek, yaptığı işten keyif almak, bir sonraki sezona hazırlanmak. Futbolda hedefleri hiç bitmez. O yüzden de şimdi yeni hedeflerine inanması gerektiğini düşünüyorum Trabzonspor. Zaten bence umutla vaat ediyorlar aslında. Kesinlikle vaat ediyorlar. Bunu da söyleyelim. Peki teşekkür ediyoruz Erman. Teşekkür ederim. Gelecek hafta görüşürüz. Hoşçakalın.